Değerli arkadaşlar merhaba. Bu dersimizin konusu masal. Çok zaman büyüklerimizden duyduğumuz, dinlediğimiz, çocuklar için anlatılan bir edebi türdür masal. Genel bir tanımını yapacak olursak, genellikle olağanüstü olayların anlatıldığı, kahramanları insanların yanında hayvanlar ve çoğunlukla da olağanüstü varlıklar olan anonim anlatılara masal denir. Anonim yazanın söyleyeni belli olmayan demektir. Burada dikkat edeceğimiz husus olağanüstü olayların anlatılması, özellikle de olağanüstü varlıkların olması, kahramanların insan dışında unsurlarında olduğu edebi metinlerdir. Masallar eski dönemlerde kuşaktan kuşağa masal anası, masal ninesi adı verilen kişilerce anlatılarak, sözlü olarak aktarılmıştır. Masal türü anonim olduğundan sonradan bazı yazarlar tarafından yazıya aktarılmıştır. İlk söylenen masalların söyleyeni ve yazanı belli olmadığı için bunlar yıllar sonra yazarlar tarafından derlenmiş, kitaplaştırılmıştır. Masallarda yer ve zaman kavramı belirsizdir değerli arkadaşlar. Örneğin masallar genellikle evvel zaman içinde biri varmış biri yokmuş günün birinde gibi belirsiz zaman ifade eden sözlerle başlar ya da olaylar Kafka gibi hayalin yerlerde geçer. Kahramanlar olağanüstü olay özellikleri taşır ve her zaman tek yönlüdür. Yine önemli maddelerden bir tanesi ki en önemlisi şudur. İyiler her zaman iyi, kötüler her zaman kötüdür. Masallar genellikle çocuklara yönelik olduğundan bir öğütte bulunmayı ve ders vermeyi amaçladığından iyiler her zaman ödüllendirilir, kötüler ise cezalandırılır. Masallar evrensel bir özellik taşıdığı için kesinlikle milli ve dini motif içermez. Yine burası çok önemlidir. Evrensel bir özellik taşıması, her zaman iyilerin kazanması, kötülerin kaybetmesi, kahramanların olağanüstü özellikleri taşınması üzerinde duracağımız hususlardır değerli arkadaşlar. Masallarda kahramanlar bazı kavramları sembolize ederler. Mesela üvey anne zulmü. Yani zalimi, zalim olmayı, üvey kız kardeş kıskançlığı, kele olan şans ve zekayı, köse kötülüğü ve ihaneti, tilki kurnazlığı, cadı ise kötülüğü ifade eden kahramanlardır. Dürüstlük, sabır, adalet, eşitlik, bağlılık gibi evrensel değerler masallar ile çocuklara anlatılmaya, aktarılmaya çalışılır. Masallarda neden sonuç ilişkisi yoktur. Olayların belirli bir sebebi yoktur. İşte kel olan padişah olabilir, zenginle fakir yer değiştirebilir, fakir bir kız prensle evlenebilir ve benzeri bu şekillerde direkt sonuçlara gidilir. Herhangi bir sebepler üzerinde durulmaz. Genellikle geçmiş zaman ifadesi kullanılır ve uzunca betimlemeler yapılmaz. Zaten masallar çocuklar için anlatılır. Olabildiğince sade olmalı ve açık anlaşılır olmalıdır. Binbir Gece masalları yine önemli bir masal örneğimizdir değerli arkadaşlar. Masalların biçimsel özelliklerine gelirsek genellikle nesir şeklindedirler. Yani düz yazı şeklindedir. Ancak bazıları nazım nesir karışık yani hem şiir hem de düz yazı karışık şekilde de oluşturulabilir. Masalların başında, ortasında ve sonunda kalıplaşmış ifadeler ve tekerlemeler bulunur. Bu da önemli bir maddedir. Masal içerisinde fıkra, mani, ağıt gibi türlerden yararlanılıp özellikle de maniye çokça yer verilir. Masallarda yine anlatım kısa ve yoğundur çünkü çocuklar için anlatılır. Bu da önemlidir. Masallar yapı bakımından 3 bölüm ayrılır arkadaşlar. Bu bölümler döşeme, asıl olay ve dilek bölümüdür. Döşeme bölümü masalların giriş bölümüdür. Bu bölümde kalıplaşmış ifadeler ve tekerlemelere yer verilir. İşte bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde, pireler berber iken, develer teller iken, ben anamın beşiğini tıngır mıngır sallar iken, tıngır elek, tıngır felek demişler, bu masalı şöyle anlatmışlar diye masal başlar. Daha sonra asıl olay bölümü vardır ki bu bölümde kahramanın başından geçen olayların anlatıldığı asıl bölümdür. Bu bölümde okuyucunun meraklanması sağlanır. Serin, düğüm, çözüm bu bölümde yer alır arkadaşlar.
Son olarak dilek bölümünde olaylar bir sonuca bağlanır ve iyiler kazanırken kötüler kaybeder. Masal güzel bir dilekle sonuca bağlanır. Türk masalları genellikle onlar ermiş muradına biz çıkalım kerevetine şeklinde bitirilir. Türk edebiyatında masal acaba nasıl gelişti? Ne zamandan beri masal var? En eski masalımız, en önemli masalımız nelerdir? Bunlar üzerine kimler araştırma yapmıştır? Şimdi bunlara değinelim. Türk edebiyatında masal arkadaşlar yıllar önce sözlü olarak geleneksel halde gelişmiştir. Önceki dönemlerden beri sözlü gelenekte yaşatılmıştır, dilden dile aktarılmıştır. Masalların derlenip yazıya geçirilmesi 19. yüzyılı bulur, yani Tanzimat dönemiyle beraber. Tabi burada yine önemli bir husus, Türk edebiyatında bilinen en eski masal Billur Köşk masallarıdır. Türk masalları ilk defa Rus Türkolog Radloff tarafından Asya Türklerinden derlenmiş ve 10 cilt olarak yayınlanmıştır. Yine önemli bir husus arkadaşlar. Peki günümüzde Türk masalları üzerine araştırma yapan kimler var? Bu isimlerden biri Pertev Naili Boratav. Diğer kişi Eflatun Cem Güney. Masalcı Baba unvanıyla bilinir arkadaşlar. Masalcı Baba Eflatun Cem Güney. Masal derlemeleri yapmış ve günümüzdeki birçok masalın okumamıza sağlamış Eflatun Cem Güney. Yine Ziya Gökalp arkadaşlar, Türkçü şairlerimizden, sosyologlarımızdan biri, masal geleneğimize katkıda bulunmuştur. Türk edebiyatında en tanınmış masal arkadaşlar, Keloğlan masallarıdır. Türk masallarında piller, Hızır ve dervişler dışındakilerin duası ya da dileği kabul olmaz. Yine Türk masallarında 3, 7, 40 gibi sayıların mitolojiden gelen belirli bir kutsallığı vardır. Toparlayacak olursak Türk edebiyatı ile ilgili ya da masalla ilgili masallarda arkadaşlar döşeme, asıl olay ve dilek bölümlerinden oluştuğunu söyledik. Döşeme bölümünde tekerlemelerin olduğunu söyledik. Bilinen en eski masalın Billur Köşk masalları olduğunu söyledik ve en tanınmışının ise Keloğlan masalları olduğunu ifade ettik. Dünya edebiyatında masalla ilgili burada tabi hangi ulusun hangi masalı var, bu anlamda çalışma yapan kimler varsa tabi bunlar üzerinde duracağız. Dünya edebiyatında genel bir anlayışla arkadaşlar masalların temeli Hint ve Yunan mitolojilerine dayanmaktadır. Hint masallarının en eskisi 5 masal kitabı anlamına gelen Panchatantra adlı masallar kabul edilir. Yine Arap masallar arasında Binbir Gece masalları kabul edilir. Alman edebiyatında Grimm kardeşler tarafından derlenen Çocuk ve Yuva masalları adıyla yayınlanır ki birçok masal burada derlenmiştir. Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler, Rapunzel, Hansel ve Gretel, Bremen Mızıkacıları, Uyuyan Güzel, Fareli Köyün Kavalcısı, Kurbağa Prens, Kırmızı Başlı Kız bu masalların en tanınmış olanlarıdır. Yine İran edebiyatında değerli arkadaşlar Binbir Gündüz masalları, Danimarka edebiyatının Andersson masalları, yine son olarak Yunan edebiyatında Ezop masalları ve Fransız edebiyatında Perrault masalları dünya edebiyatının en önemli masallarından sayılmaktadır. Değerli arkadaşlar, masal konumuz bu şekilde. Masalın tanımından, genel özelliklerinden, Türk edebiyatındaki masalla ilgili gelişimlerden, ilk masalımızdan ve en önemli masalımızdan, yine dünya edebiyatında her ulusun ya da hangi ulusun varsa o uluslara ait önemli masallardan bahsettik. İyi dersler, iyi çalışmalar arkadaşlar.